Selam dostlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber pastacılar nasıl yapılır, çizik nasıl giderilir bunları göreceğiz. Uzun süredir motosiklet videolarından sıkıldınız, biraz da araba içeriği çekelim dedik. Elimizde böyle bir iş var. Şu anda müşterimizin 2005 model bir polosu var. Koltuklarını yıkadık, dışı kaldı sadece. Üstüne bir boya düzeltme ve boya koruma işlemleri uygulayacağız. Gelin çiziklerine bakalım, ondan sonra nasıl gidereceğiz bunları izleyelim. Aracımızın boyası bir hayli yıpranmış, uzun süredir pastacılığa işlemi görmemiş. Zaten yüksek ihtimalle 2-3 senedir arkadaşımda araba. Ya ilk aldığı zaman bir boyacı esnafına yaptırdı diye hatırlıyorum. Belki de yaptırmamıştır. Yanlış kişiyle karıştırıyor olabilirim. Şöyle göstereyim tekrardan. Üstünde bir hayli çizikler mevcut. Uygulama yapılacak olan alanı bölüyorum. Bunu bu kadar geniş çekmemin sebebi, ben orbital çalışmayı seviyorum. Orbital çalışırken salınımı fazla, makinamızı bu sefer bandın diğer tarafına da taşabiliyor. O yüzden ben bandımı kalın çektim. Dediğim gibi ben orbital çalışmayı seviyorum. O yüzden çiziğin ne kadar zamanla gittiği benim için çok önemli değil. Benim ilk hedefim boyayı inceltmemek. H8 ile başlıyorum. İlk katımızı attık. İlk katımızı siliyoruz. Sonradan boyanan araçlarda özellikle dikkat etmenizde fayda var. Gördüğünüz gibi bu araç da sonradan boyanan bir araç. Şimdi belki bazı arkadaşlar diyecek ki biz boyalı olup olmadığını nasıl anlayacağız? Tofaş grubu değilse, gördüğünüz gibi sonradan boyanan bir araba pasta yaparken rengini pede verir, banda verir, beze verir. Her türlü üstünden çıkar, çok fazla yüklenir. Isıtırsanız boyayı çizik alacağız diye ekstra inceltmiş olursunuz. Bu da küçük bir bilgi olsun. Pedimizi değiştirdik ve ikinci ara kat pastamıza geldik.
Bu arada ben size doğrudan ilk tattan başlattım videoyu. Ama tabii bu videonun öncesi vardı. Bu araç iki kez yıkandıktan sonra çil uygulaması, demir tozu uygulaması yapılıyor. Bu işlemlerden sonra pastamız başlayabiliyor. Bunu tabii size göstermem gerekirdi ama biz arabayı 1-2 saat önceden yıkadığımız için bunları gösteremedik. Şimdi son kat boya koruma cila pedimizi takıyoruz. Aslında bunun önünde bir kat daha olmalıydı. Biz ilk baştan itibaren, yani ilk adımdan itibaren orbital bir makine kullandığımız için hare giderici uygulamıyoruz. Evet, sıra boya koruyucu cilamızda. Diş işleminde çok yüksek devirlere çıkmanıza gerek yok. Aksi takdirde cilanız yanabilir. Son katımızı da bitirdikten sonra yine tekrardan siliyoruz. Derin çiziklerimiz var. Bu çiziklerimizi almadık. Çünkü dediğimiz gibi araç boyalı. Boyalı olduğu için çok fazla yüklenemiyoruz. Görüldüğü gibi işlemimiz bu. Şöyle göstereyim. Eski hali burada. Yeni hali bu şekilde. Evet dostlar, gördüğünüz gibi işlem bu şekildeydi. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve gönderileri beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.